Şimdi gelelim Esenyurt Belediye Başkanı'na. Necmi Kadıoğlu demiş ki koskoca 650 yıllık çınara kanı ve sütü bozuk kişiler 1923'te darbe yaptılar demiş. Evet. Bir daha yani, okuyor musunuz abi? Bir daha söyleyeyim. Cumhuriyeti kuranlar başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli mücadele kahramanları, cumhuriyeti kuranlar, sütü bozuklar. Evet. Bu Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na göre. Böyle bir alçaklık da olmaz hakikaten. Yani. Ya burada... Burada birkaç dakikanızı izin verirseniz alıp bu arkadaş darbe demiş ya 1920 evet. Sütü bozuklar. Şimdi sütü bozukların nasıl bir ülkeye darbe yaptığı ile ilgili birkaç not aktarmak isterim. Gerçekten bu sütü bozuklar bizi mahvetmiş ya. 29 Ekim 1923 sabah. Yani bu arkadaşın sütü bozuklar darbe yaptı dediği sabah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 13 milyon. 11 milyon kişi köyde yaşıyor. 40 bin köy var. 37 bininde okul yok. Postane yok. Dükkan yok. 30 bin köyde yani her 4 köyün 3'ünde cami yok. Traktör sayısı 0. Biçer döver sayısı 0. Ayçiçeği üretimi yok. Şeker üretimi yok. Ekmeklik, un, ithal. Pirinç, ithal. Bütün memlekette sadece 5000 hektar alan sulanabilir. 5000 köyde sığır vebası var. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyor. 1 milyon kişi frengi. 13 milyon nüfus. 1 milyon kişi frengi, 2 milyon kişi sıtma, 3 milyon kişi trahomlu. Bugün ben eminim gençlerimiz şimdi bakıyordur Google'dan bu trahom ne? Yok çünkü. Tabii tabii. 3 milyon kişi trahomlu. Verem, tifo, tifüs salgını var. Bitle başa çıkılamıyor. Bebek ölüm oranı %40'ın üstünde. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyor. Anne ölüm oranı %18. Her 5 anneden biri doğumda ölüyor. Ortalama ömür 40. 41. yaşını görene yani 41 kere maşallah diyor. Memlekette sadece 337 doktor var. Osmanlı torunları bunları iyi dinlesin. Sadece 60 eczacı var. Sadece 8'i Türk. Diş hekimi sayısı 0. Memlekette sadece 4 hemşire var. 4. 40 bin köy var. Sadece 136 eve var. Yanmış bina sayısı 115 bin. Hasarlı bina sayısı 12 bin. Komple kül edilmiş köy sayısı 1000'in üstünde. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyor. Kiremit bile yok. Limanlar, madenler yabancıya ait. Demir yollarının bir metresi bile bizim değil. Uzatıyorum ama özür dilerim. Olsun, bu çok güzel. Toplam sermayenin sadece %15'i Türk. Osmanlı torunları. Osmanlı'dan ayakta kala kala sadece 4 fabrika kalmış. Hereke İpek, Fesane Yün, Bakırköy Bes, Beykoz Deri. Sadece bu. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yok. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri var. Türkiye. Bunların da 250'si yabancıdır.
Kişi başına milli gelir 45 dolar. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta var. Çünkü elektrik üretimi sadece 50 kilowatt saat. Sadece 50 kilowatt. 4 mevsim kullanılabilen karayolu yok. Otomobil sayısı sadece 1490. Sadece 4 şehirde özel otomobil var. Bunun üzerine zaten dökülüyoruz. Mübadeleyle 400 bin insan geliyor. Bir tanesi benim anneannem. Ceplerinde para yok, iş yok, başlarını sokacak ev yok. Sığınabilecekleri akraba yok. Çoğunluğu hasta, öyle geliyorlar. Gelen her iki çocuktan biri yollarda at arabalarının sırtında ilk iki ay içinde hayatını kaybediyor. Bir tanesi benim teyzem. Kendi ailemden biliyorum. Bunu zorlanıyorum. Mağarada kalanlar var. Mübadeleyle gelip mağarada kalan. Kadın insan değil. Cumhuriyetten önce. Eşit eğitim hakkı yok, meslek edinme hakkı yok, boşanma hakkı yok kadın. Velayet hakkı yok. Hani diyor ya şimdi ben padişahın torunuyum, adayı istiyorum falan. Sen kadınsın, ne adadan bahsediyorsun? Miras hakkın yok. Kadın kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkına sahip değil. Cumhuriyetten önce. Darbe yapmış bakkansızlar. Seçme hakkı yok. Seçilme hakkı yok. Doğum izni yok. Çalışma hayatında eşit hakkı yok. Eşit işe eşit ücret hakkı yok. Kürtaj hakkı yok. Gebeliği önleme hakkı yok. Kızlık soyadını kullanma hakkı yok. Kadının. Memlekette tiyatro yok, müzik yok, resim yok, heykel yok, spor yok. Arkeolojik eserler padişahların hediye olarak trenlerle Avrupa'ya kaçırılmış. Bir tanesi Bergama. Al git diyor ya Zeus'una. Alıp gidiyor herif. Padişah efendimiz. Kimi Alaturka saat kullanıyor? Güneşin battığı anı saat 12 kabul ediyor. Kimisi zevalli saati kullanıyor. Güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyor. Kimisi güneş batarken grubi saati esas alıyor. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati esas alıyor. Saat kaç birader diyorsun, herkes başka bir şey söylüyor. Kimisi hicri takvim kullanıyor. Cumhuriyetten önce. Kimisi Rumi takvim kullanıyor. Kimisi Şubat'ı, kimisi aralığına denk geliyor. Takvim itibariyle. Herkes aynı zaman diliminde ama farklı aylarda yaşıyor. Dirhem, okka, çeki var. Arşın, kulaç, fersah var. Cumhuriyetten önce. Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyor, ne uzunluğumuz. Ölçülerimiz bile orta çağda. Cumhuriyetten önce. 600 sene Türkçenin ırzına geçirmiş arkadaşlar. Arapça, Farsça harmanlanmış. Osmanlıca diye bir şey çıkarmışlar. Hani bunlar bir ara diyordu Osmanlıca dersi vereceğiz falan. İlber Ortaylı dedi çıktı ki de ya Osmanlıcayı bilen kaç kişi var ki memlekette? Kime ders verecek? Fransızca, İtalyanca kelimeler, Levanten terimler dilimizi istila etmiş. Karşılıklı sesli sessiz harfleri olmayan Arapça ile Türkçe yazmaya çalışıyorlar. Arapça ile Türkçe yazamazsınız. Sesli sessiz birbirine uyumsuzdur. Harf devrimi yapıldı, bir gecede cahilleştirdik diyorlar değil mi? Bunlar öyle diyorlar. Böyle ağacı kestiler, herkes cahilleşti falan diyorlar. Halbuki İbrahim Müteferrika'dan itibaren 150 sene boyunca basılan kitap sayısı 417.
417. Bunların çoğu da gayrimüslim matbaasından çıkıyor ki zaten müteferrika da devşirme. Bu topraklara kitap gelene kadar kitap, Avrupa'da 2,5 milyon farklı kitap basılmış, 5 milyar adet satılmış. Voltaire bir kitabında diyor ki, İstanbul'da bir yılda yazılanlar, Paris'te bir günde yazılanlardan azdır. Voltaire. Şerefsiz bu Voltaire. Gazete sadece İstanbul ve İzmir'de var. Erkeklerin sadece %7'si, kadınların sadece 1/4'ü okuma yazma biliyor. Okur yazar erkeklerin ezici çoğunluğu subay ve gayrimüslim. Okul yaşına gelen her 4 çocuğumuzdan 3'ü okula gitmiyor. Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul, sadece 23 lise var. Osmanlı. Başkent Ankara'da mesela sadece 2 lise var. 2. Türkiye'nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlı. Öğretmenlerin 1/3'ünün öğretmenlik eğitimi yok. Bütün memlekette tek üniversite var. O da Darülfünun, yani medreseden hallice. Memleket bilimden çok uzak. Medreselerde Türkçe yasak. Din diye urafe öğretiyorlar. Şimdi bu durumda, ülkeyi bu durumda teslim alan kanı bozuklar var ya. Sütü ve kanı bozuklar. Sütü ve kanı bozuk, üstelik ayyaş. 30 Ekim 1923 sabahı. Canım İzmirliler. Mustafa Kemal kendi el yazısıyla İsmet İnönü'ye mektup yazıyor. 29 Ekim Cumhuriyeti kurmuş. Tablo bu. 30 Ekim sabahı. Bismillah ilk iş İsmet Paşa'ya. Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin ilk gününde Cumhuriyetin ilk başbakanına mektup yazıyor. Diyor ki, bize geri borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Ya. Bir belki Halk TV'nin kapatılmasına sebep olacağız ama Mustafa Kemal'e dil uzatan vatan aynıdır.